Aspor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Bu gece 2 saat beraberiz. Konuklarım Burak Kural ve Taner Karaman. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. İyi, sağ olun. Sen de iyi gözüküyorsun. Ben de iyiyim. 2 saat boyunca izleyicilerimizle birlikte tabii ki yoğun olarak milli heyecanı yaşayacağız. Çünkü artık nefesler tutuldu. Çok az bir zaman kaldı. Artık saatleri sayıyoruz açılış maçı için. Heyecanlıyız. Hem açılış maçı olduğu için hem de milli takımımız adına gerçekten çok kritik bir mücadele. Uzun uzun konuşacağız, sohbet edeceğiz stüdyodaki konuklarımla ama size biraz da tabii Roma'nın atmosferini yansıtmak istiyoruz. O yüzden programa başlar başlamaz gelin hep birlikte bir İtalya'ya gidelim. Orada bizleri sevgili Mehmet Özcan bekliyor. Günün tüm notlarını Mehmet Özcan'dan dinleyeceğiz. Evet, hazır mı Mehmet Özcan? Evet, Mehmet Özcan hoş geldin yayınımıza. İyi akşamlar Melike. Roma'dan hepinize selamlar söylüyorum ve iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Umarım ediyoruz. Umarım görüntü kalitesi her şey yerindedir. Yani çok da biraz yorucu bir gün oldu. Odaya da yeni dönebildim. Basın toplantıları, havalimanından giriş çıkış, şehir merkezinde tabii haber de kovalık doğal olarak. Sorularını bekliyorum. Her şey umarım seste sıkıntı yoktur. Vallahi evet, görüntünde, sesinde gayet iyi. Arkandaki tabloya kadar her şeyi net görüyoruz yani. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Gayet iyi görünüyorsun. Burada bizim görüntü kalitemizle eşdeğer olabilir yani. İçin rahat olsun. Hemen ilk olarak ilk izlenimlerini alayım senden. Sonra sorularla devam edeceğiz. Gittin oraya, nasıl bir atmosfer var? Orada futbol severlerim, oranın halkı hem bizden oraya giden insanlar nasıl bir yoğunluk var? Tabii sonrasında basın toplantısı ve diğer detayları, takımla ilgili detayları da soracağım ama önce bir genel izlenimini dinleyelim. Melike, 2-3 gün önceki son sayfada dile getirmiştik. İtalyan konsolosluğu ile ilgili yaşadığımız problemleri, sıkıntıları ve Sayın Ergin Ataman'a hak vermemek elde değil. Anadolu Efes'te kazandığı şampiyonluktan sonra sıcağı sıcağına Almanya'da yanında olamayan kızlarından bahsedip bu kararların pandemi bahane ederek siyasi olduğunu belirtmişti ki ben benzer süreci İtalya'da da görüyoruz. İşte Covid testlerinden tutun, pasaportta, vizede hep bir belirsizlik ki bugünkü sabah uçağında da taraftar yoktu ne yazık ki. 23 bin taraftar olacak 70 bin koltuk kapasiteli Roma Olimpiyat Stadı'nda ve 3 bin civarı gurbetçi bekliyoruz. Avrupa'dan, çevre ülkelerden İtalya'ya gelen. Türkiye'den federasyon geldi bugün. Federasyon yetkilileri, onların davetleri. Keza Emre Belezoğlu'nu da idmanı izlerken gördük, onu ifade edeyim. Şunu hep biz ülkemizi eleştiririz ama ben kendi adıma söyleyeyim. Hiç turnuvaya ev sahipliği yapan bir ülke İzlenim alamadım. Bu sadece şehir merkezi değil, stat çevresi de anormal işleyiş problemliydi. UEFA muhtemelen İtalya'daki öğrencileri stajyer gibi kullanıp hep böyle bir aksaklıklar vardı. Biz de tabii birkaç saat önce gidip bu akreditasyon vesaire o sonuçları çözmeye çalıştık. Yani bana çok bir ev sahibi açılış maçına ev sahipliği yapacak ülke izin vermedi İtalya. Biz yoksa biliyorsun ki hani ülkemizi bu tip konularda eleştirmeyi severiz ama yani ben 7 senedir muhabir olarak Galatasaray'ı içeride dışarıda takip ediyorum. Anadolu'daki çoğu deplasmanı bugünkü Roma Olimpiyat Stadı'nın koşullarını tercih ederim. Ki zaten yarın bu sadece benim görüşüm değil. Muhtemelen diğer Türkiye'den gelen gazeteci arkadaşlar da aynı düşüncededir. Hatta benden de çıkıyorum. Şenol Hoca'nın da bugün basın toplantısı önce zaten başına gelenler durumun biraz aksaklıkları özetliyor. 4 kere ateş ölçüldü. Şenol Hoca biraz sinirlenmek durumunda kaldı diyelim. Artık saha içine dönelim istiyorsan. Evet, şimdi basın toplantısı ve Şenol Güneş'le madem sen oradan örnek verdin, istersen Şenol Güneş'in açıklamalarıyla başlayalım. Sen nasıl gözlemledin Şenol Güneş'in açıklamalarını, vücut dilini, turnuvaya hazır mı takım, sonrasında takımla ilgili de düşüncelerini merak ediyorum. Yani ilk 11'in 10'unu sayabiliyoruz Melike. Geçen gün programda da ifade etmiştim. Yani bu seneki Süper Lig'de Beşiktaş neden şampiyon oldu? İlk 11'ini sayıyorduk. 11.si Mensah mı, Laiç mi, Oğuzhan mı diyorduk. Benzer durum milli takımımız için de var. Yani kalede Uğurcan'ın, sağ ve sol beklerde Zeki ile Umut'un, stoperde Merih Çağlar'ın, orta sahada keza Okay, Ozan Tufan, Hakan Çağlon'un merkezinin, bir kanatta Kenan'ın ve forvette Burak Yılmaz'ın olduğunu biliyoruz. 11. isim. Yusuf Yazıcı diyorduk ama Melike, ben kendi adım hani gazeteye bir parantez Kaan Ayhan koydum.
acaba orta sahaya kalabalık yapabilir mi Şenol Hoca diyorum. Şenol Hoca gayet moral yerinde. Çünkü kamptaki hava çok iyi. Yani jenerasyon olarak zaten 25 yaş ortalama, çok genç bir milli takımız. Çalışmaya aç bir milli takım bu anlamda. Antalya Belek kampından beri milli takımı takip ediyorum. Bu anlamda hani bir problem yok milli takımda, ama tabii açılış maçını İtalya ile oynamak bir handikap, ama milli takım tarafı da Fransa ile, Hollanda ile ve Norveç ile oynadıkları maçlara güveniyorlar, yani benzer bir oyun tarzıyla. Bunun dışında bugün Sabah gazetesinde sevgili Roma U16 teknik direktörü Tuğberk Tanrıvermiş'le bir röportaj yaptım ki bence en doğru analizleri Tuğberk yapabilir. İtalya'da 3 yıldır yaşıyor. Keza Türk milli takımını da yakından takip ediyor. Maçla ilgili önemli detayları ondan aldım. İstersen onları da aktarabilirim. Tabii ki dinliyoruz. Yani İtalya milli takımını en işin uzmanına sorayım dedim. Immobile ve Insigne zaten bilindik oyuncular, ama hani milli takım için Tuğberk Hoca'ya göre Jorginho'nun o pas bağlantısını, o kilit oyuncu olarak Jorginho'yu görüyor. Bizim milli ve Bonucci ile Chiellini dışında hep genç isimlere yöneldi Mancini. Orada biraz Bonucci ile Chiellini'nin Juventus'tan kalan o winner özelliğini ön tarafa yansıtmasını istedi. Ama Burak Yılmaz'ın eninde sonunda pozisyon bulacağı ve bulacağımız pozisyonları değerlendirmek zorunda olduğumuzu ifade etti. Aslında güzel bir maç analizi oldu. Ben de açıkçası zor bir maç olarak görüyorum İtalya maçını. İtalya grubunun net şekilde favorisi, ama bizim de bir avantajımız buradan sonra, yarın 3000 Türk olacak diyoruz Melike, hatta bugün diyelim. Haftaya Bakü'de 33 bin kişi izinim var orada. Statların Galler ve İsviçre maçlarında büyük çoğunluğunu hem Azeri vatandaşlarımız hem Türkler oluşturacak. Bu da bizim için önemli bir avantaj. Yani ben çok da yarınki maçın sonucuna takılı kalmamız gerek. Futbolumuzu oynayıp kendimizi ispatlamamız gerektiğini düşünüyorum. Cengiz Ünder keza Roma stadının atmosferini iyi biliyor. Muhakkak maçın ikinci yarısında süre alacaktır. Milli takımda moraller yerinde, ama bir gerçek var. İtalya'da güzel bir değişime gitti Mancini ile birlikte. Savunmasını oturttu. Ön taraftaki oyuncuları çok hareketli. Sürekli topu koşturan oyuncular, öyle söyleyelim. Doğru pozisyon alıyorlar. Artı Mancini'nin Burak Yılmaz'a özel hazırlık yaptığını da biliyoruz. Dediğim gibi heyecanla yarını bekliyorum. Şimdi bu maç bir de daha da fazla önem kazanıyor rakip İtalya olunca. Yani 2 yıla yakın bir süredir kaybetmiyorlar. Ya bu da çok önemli. Türkiye bu maçı kazandığı takdirde İtalya'nın da bir serisini bozmuş olacak. Oradaki futbol severlerle hiç konuşma fırsatı buldun mu? Hani umutlular mı? Ne düşünüyorlar bu maç için? İnanıyorlar mı? Ya şu detay çok önemli. Basın toplantısında yanıma bir İtalyan, İtalyan da değil, yabancı bir meslektaşım geldi. Hakan Çağlanoğlu'nun son sorusunun ne dediğini sordu. Yani çok merak ediliyor milli takım oyuncuları. Çok göz önünde. Burak Yılmaz'ı hemen hemen herkes biliyor. Hele ki Lille'de yaptıklarını. Ama İtalyanlar kendilerine emin aslında. Hani gazetecilerle konuştuğumuz zaman İtalya'da benzer Türkiye gibi belirli bir oyun formasyonu var ki Çekya'yı 4-0 yendikleri maçın 11'ini bekliyorlar. Yine Immobile Insigne üzerinde, işte orta sahada Jorginho Barella'nın oluşturduğu, Locatella'nın yine keza kenarda olduğu. İtalya'nın da hani kadrosu oturmuş vaziyette, ama Mancini'nin Burak Yılmaz'a özel savunmasını çalıştırdığı bilgisini aldım. Onu paylaşabilirim. Ama şu da var tabii Melike, onu paylaşayım. Roma şehri ister istemez pandemiden en fazla olumsuz etken Avrupa ülkelerinden biriydi İtalya. Bunun etkisi var. Yani çok bir turist yoğunluğu göremedim. Biz Roma merkezdeki o aşk çeşmesine gidip Türkiye'den getirdiğimiz bozuk paraları Türkiye'nin galibiyeti için çeşme yaptık. Bakalım inşallah uğurlu gelir. İnşallah uğurlu gelir Mehmet Özcan. Teşekkür ediyoruz. Yine vakit buldukça seninle maç öncesinde sohbet etmek isteriz. Kolay gelsin sana diyelim. İyi geceler. Ben teşekkür ediyorum. Konuklarınıza tekrar iyi yayınlar. Hoşça kalın.